çocuklarımızın yarınını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu ülkeye vizyonu geniş, eğitim düzeyi yüksek bireyler kazandırmak için eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızı ücretsiz olarak üniversitelere ve liselere hazırlıyoruz. Erdemli'nin geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak için uzman eğitimci kadromuzla gelecek neslin de hizmetindeyiz. Erdemli Belediyesi, bir belediyeden daha fazlası. Çocuklarımızın yarınını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu ülkeye vizyonu geniş, eğitim düzeyi yüksek bireyler kazandırmak için eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızı ücretsiz olarak üniversitelere ve liselere hazırlıyoruz. Erdemli'nin geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak için uzman eğitimci kadromuzla gelecek neslin de hizmetindeyiz. Erdemli Belediyesi, bir belediyeden daha fazlası. Gençler, yayınımız gitti. Bu haftalık bu kadar. Bilginiz olsun. Şimdi matematik hemen başlayacak. Yayından ayrılmayın. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Dediğim gibi tekrarlarımızı yapalım. Yine bu konularla ilgili soru da çözeceğiz haftaya. Şimdi genel tekrar gibi oldu bu dersimiz. Şimdi matematik öğretmenimiz geliyor, hemen devam edecek. Kendinize iyi bakın. Matematikle başlayacaktınız. Bizim bu haftalık bu kadar. Bize ayrılan süre bitti. Biraz donduk. Tekrar gibi geçti. Konumuz yerken devam edeceğiz. Şebnem Hocam'la matematik dersine başlayabilirsiniz. Ayrılmayın. Thank you.
Çocuklarımızın yarınını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu ülkeye vizyonu geniş, eğitim düzeyi yüksek bireyler kazandırmak için eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızı ücretsiz olarak üniversitelere ve liselere hazırlıyoruz. Erdem, en iyi eğitim olanaklarını sunmak için uzman eğitimci kadromuzla gelecek neslin de hizmetindeyiz. Erdem bir belediyesi. Bir belediyeden daha fazlası. Merhaba arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Şu an ne durumda? Ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı? Başlayalım ona göre hemen. Zeynep, evet özledim hepinizi. Yankılanıyor demiş. Evet gençler, bir sıkıntı yoksa başlayalım o zaman. Herhalde gelen olur mu bilmiyorum ama. Şu an bayağı gitmişler sanki. Evet gençler, geçen hafta olasılığa başlamıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Devam edelim. Şimdi ne göreceğiz? Şimdi bir olayın olma olasılığı diyor. Şimdi bir olayın olma olasılığı ne? Bakın burada ne yazıyor? Diyor ki eşit şansa sahip olaylardaki her bir çıktıya biz ne diyoruz? Eş olasılıklıdır diyoruz. Ve diyor ki en olası durum sayısı olmak üzere bu olasılığın değeri 1 bölü n'dir. Yani burada şunu söylüyor gençler. Diyor ki biz ne dedik mesela? Paranın atılması da bizim durumlarımız nedir? Yazı gelmesi, tura gelmesi. Yani durum sayımız bizim nedir? 2'dir değil mi? O yüzden ne yapıyoruz işte? Diyor ki mesela yazı gelme olasılığı nedir dediği zaman ne yapacaksın? 1 bölü 2 diyeceksin mesela. Daha sonra ne demiş? Bakın zaten hemen benim söylediğim örneği burada da vermiş. Demiş ki madeni parayı demiş. Bakın madeni parayı havaya atıyoruz. Yazı ve tura gelebiliyor diyor. Yani burada olası durum sayımız bizim nedir? 2'dir. Şimdi diyor ki bir olayın olasılığını nasıl buluyoruz? İstenen olayın çıktı sayısı bölü olası durumların sayısı. İstenen olayın çıktı sayısı ne? Yani sana diyecek ki işte ne diyecek bakın? Tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. Neden? Çünkü olası durum sayımı yazı ve tura. Yani iki tane durum sayım var. Yazı gelmesi, pardon tura gelmesi bir tane olduğu için 1 bölü 2. Yazı gelmesi yine nedir? 1 bölü 2'dir diyoruz. Ve burada biz ne demiş olduk aynı anda da? Yazı ve türe gelme olasılıkları ne oldu? Eşit oldu. İkisi de 1 bölü 2, 1 bölü 2 olduğundan dolayı. Hocam sesiniz yankılanıyor. Sesiniz fazla geliyor. Geçer sesli söylüyorum fazla. Sesinizi biraz kısın telefondan falan. Evet şimdi devam edelim. Şimdi demiş ki burada olasılık değerleri eşit olan olaylara eşit olasılıklı olay denir. Bakın burada eşit olasılıklı olay. Olasılığı bir olan olaylara kesin olay diyoruz. Bakın buna dikkat edin. Kesin olay. Yani
ne olacak? Olasılık değeri 1 olacak. Yani nedir atıyorum? Şimdi örneklerde de göstereceğiz zaten. Bir de diyor ki olasılığı 0 olan olaylara imkansız olay denir diyor. Mesela atıyorum ne olabilir? Zar attığımız zaman nedir? 0 gelmesi mesela nedir? İmkansızdır değil mi? O zaman biz ona ne diyoruz? 0'dır diyoruz olasılık değeri için. Buna göre diyor bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasında olacak. Yani mesela 4 bölü 3 olamaz. Yani bizim olasılık değerimiz 0'dan büyük 1'den küçük olacak. Yani 0 ile 1 arasında 0 da olabiliyor tabii imkansız dediği için. 0 ile 1 arasında olacak. Yani diyor ki bir olayın diyor olma olasılığı bakın olmama olasılığının toplamı 1 olacak diyor. Ve bakın hemen örnek geçmiş. Demiş ki içinde 8 tane kırmızı bilye bulunan kutudan rastgele bir bilye alındığında kırmızı bilye gelmesi kesindir. Evet neden? Zaten içinde kırmızı bilye var sadece. Ama mavi gelmesi nedir? Bakın imkansızdır çünkü mavi bilye yok içinde. O zaman diyor ki kırmızı gelme olasılığı nedir? 1 yani kesin olay. Neden? Zaten 8 tane var. 8 de kırmızı olduğu için 8 bölü 8 dedi. Aynı şekilde mavi gelme olasılığı nedir? 0 olduğu için 0'dır. Bakın diğer örnekte ne demiş? İçinde 1'den 10'a kadar numaralandırılmış eş kartların olduğu bir kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerinde 6'dan büyük yazma olasılığı. Bakın 6'dan büyük ne var? 1'den 10'a kadar dediği için 7, 8, 9, 10 var değil mi? Yani 4 tane var. Toplam 10 tane sayı olduğu için ne dedik? Tüm durum sayısı kaç tane? 10 tane. 6'dan büyük olma olasılığı 7, 8, 9, 10, 4 tane olduğu için o zaman biz ne diyoruz? 6'dan büyük olma olasılığı 4 bölü 10. 6'dan büyük yazı bir sayı olmaması, yazmaması. Yani 6'dan büyük yazmaması demek 6'dan küçük demek. İsterseniz tamamından yani 1'den 4 bölü 10'u çıkartabilirsiniz. Ya da siz 6'dan büyük yazmaması demek ne demek? 6'dan küçük. Yani nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani nedir? Direkt 6 bölü 10'da diyebilirsiniz. Tamam? Geçiyorum. Evet hemen örneklere başlayalım. Şimdi burada ne demiş? Bir torba var diyor ve bu torbada diyor 4 mavi, 2 sarı, 8 tane yeşil top var. Şimdi biz bunları ne yapıyorduk? Olası durum sayısında tamamını toplamamız gerekiyor torbadaki. Şimdi sorular sizden de cevap bekleyeyim mi? Sizden de cevap bekleyerek gidelim o zaman. Şimdi bize demiş ki 4 mavi, 2 sarı ve 8 yeşil top var. Torbada rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı nedir? Evet. Mavi olma olasılığı nedir diyor. Evet cevap olarak 6 bölü 10 diyen var. 4 bölü 10 var, 4 bölü 14, Cansu 4 bölü 14 demiş, Zeynep 4 bölü 14 demiş, Mustafa Can 4 bölü 14, Ayşe Sude 4 bölü 14. Şimdi bakalım demiştim ki olası durum sayısı, bakın şöyle ODS diye yazayım, olası durum sayısı nedir? 4, 2 ve 8'in toplamından 14, doğru mu? Olası durum sayısı. Şimdi mavi olma olasılığı istenilen durum bölü tüm durum yapıyorduk hatırlıyorsak az önce baktık. İstenilen durum mavi olması. Mavi kaç tane var? Bakın 4 tane. O zaman ben ne yapıyorum? 4 bölü 14. Evet. Baktınız ki cevaplarda bu yok. Sadeleştirdik. 2'ye böldük. 2 bölü 7'dir diyoruz. Evet 4 bölü 14 diyenler doğru. Evet Ayşe Naz 2 bölü 7 sadeleştirerek Veli Arda. Evet diğer soruya geçelim. Şimdi ne diyor? Sarı renkli olma olasılığı kaçtır demiş. Yine zaten bizim tüm durumumuz değişmiyor gençler. 14 zaten. Sarı olma olasılığı diyor bakın. Bunun için cevabımız nedir? Ben direkt hızlı davrandım galiba ama. Bir dakika kaleme bir şey oldu. Bir saniye gençler şurayı hemen. Evet cevap olarak 1 bölü 7 geliyor. 2 bölü 14 geliyor. Yaren 1 bölü 7 demiş. İslam 2 bölü 14. Ayşe Sude 2 bölü 14. Ayşe Naz 1 bölü 7. Zeynep 2 bölü 14. Evet bakalım az önce söylediğim gibi tüm durum sayımız bizim zaten neydi gençler? Belliydi. 14'tü değil mi? Sarı olma olasılığı 2 sarı olduğu için 2 bölü 14'ten nedir? 1 bölü
7. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 10 bölü göremezseniz eğer. Şimdi ne soruyor? Yeşil renkli olma olasılığı. Yeşil renkli olma olasılığı. Yine tüm durumlarımız 14 biliyorsunuz. Cevap bekliyorum sizden. Dört bölü yedi demiş. 8/14. 4/7 Gülfem. Mustafa Can 8/14. O da 4/7'dir. Zeynep 1/7 2/14 olur. 8/14. 4/7. 4/7. Evet bakalım gençler. Yeşil renkli olması 8 tane yeşilim olduğu için istenilen durumum 8. Tüm durumlarım 14 demiştim zaten. 8/14'ten yani şıklarda göremediniz diyelim. Sadeleştirdiğiniz zaman her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde 4/7'dir. Evet 4/7 diyenler doğru bildiler. Şimdi evet Arzu 8/14 eşittir 4/7. 4/7 Zeynep Yılmaz 8/14. Evet gençler şimdi son soru var. Son soruda da diyor ki beyaz renkli olma olasılığı kaçtır? Beyaz renkli olma olasılığı kaçtır? Mustafa Can 0 demiş. Ahmet Ali 0 demiş. Melike Bengi imkansız demiş. Yunus 0 demiş. Fatma 0. Fatma Nur 0. 0 olur imkansız demiş Ayşe Sude. Evet gençler beyaz renkli bakın bizim torbamızın içerisinde beyaz renk olmadığı için o zaman nedir? İmkansızdır 0 olması. Pardon. Beyaz olması imkansızdır. Yani 0'dır deriz. Evet. Bir sıkıntı yoksa geçiyorum. Geçtim. Evet geçtik yeni soruya. Şimdi burada ne demiş? Bakın kartlar verilmiş bize. Bu kartlar ters çevrilmiş, karıştırılmış, rastgele çekilen bir seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının diyor. Çift sayı olma olasılığı nedir demiş. Çift sayı olma olasılığı nedir demiş. Kartlarımızda ne yazıyor? 12, 18, 25, 27, 32, 36, 45, 49, 54, 61, 79, 81. Burada toplam kaç tane tüm olası durumumuz bizim nedir? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olası durum sayımız 12 bakın. Evet cevaplar gelmeye başlamış. Arzu 5/12 demiş. Ayşe Sude 5/12 demiş. Menis 5/12 demiş. Liya 5/12 demiş. Ahmet Halit 5/12 demiş. Bakalım. Çift sayı olma olasılığı. Bakalım bu kartlarda az önce söyledik. Tüm durumumuz bizim neydi? 12 idi. Şimdi çift sayı hangileri? 12 var. 18 var. Şuraya da yazalım mı? 12. 18. Başka ne var? 32. 36. 54. Başka var mı? Başka? Yok. Evet bakın 12, 18, 32, 36 ve 54. Yani toplam 5 tane olduğu için çift sayı olma olasılığı 5/12'ymiş. Teşekkür ediyorum. Ve diğerine bakalım şimdi. Tek sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Tek sayı olma olasılığı kaçtır? Yine cevap bekliyorum gençler. 7/12 demiş Ahmet Kayra. Ahmet Halit 7/12 demiş. Fatma Nur 7/12 demiş. Mustafa Can 7/12 demiş. Eda Su 7/12. İrem 7/12. Melis 7/12. Sena 7/12. Evet bakalım bir. Tek sayı olma olasılığı. Yine yazalım. Tek sayılar neler var? 25 görüyorum. Başka 27. 45. 49. 61, 79, 81. Zaten bunları yazmadan da gençler biz ne demiştik? Tamamının olasılığı 1 olduğu için. Bunun zaten 5 tanesi çıksa o zaman geri kalan 12 sayıdan 7 tanesi zaten nedir? Tek sayıdır. O yüzden direkt buradan da 25, 27, 45, 49, 61, 79, 81 yani 7 sayıyı yazmadan da direkt 7/12 diyebiliriz. Dedik ve geçtik.
Şimdi de diyor ki asal sayı olma olasılığı kaçtır? Asal sayı olma olasılığı. Bekliyorum cevaplarınızı. Asal sayı olma olasılığı. Ahmet Halit 2/12, Arzu 2/12 yani 1/6, Mustafa Can, Melike Sümeyye, Fatma Nur, Osman Raşit, evet Ayşe Sude, 61-79 asal demiş Liya. Evet genelde cevaplar 2/12 şeklinde. Bakalım asal sayı ne var gençler? Bakıyorum, geldim, 61. Başka? 79. Yani 2 tane. 61 ve 79. Evet. 2 tane olduğu için ne dedik? 2/12'den 1/6 diyebiliriz. Evet. 1/6 diyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda da diyor ki asal sayı olmama olasılığı. Asal sayı olmama olasılığı 2/12'ymiş. Asal sayı olmama olasılığı diyor. Evet, Ayşe Sude 10/12 yani 5/6 demiş. Ahmet Kayra 10/12 demiş. Kerim 5/6 demiş. İrem Su 5/6, Arzu 5/6, Gülfem 10/12, Mehmet Han 10/12. Evet gençler genelde aynı gelmiş. Bakalım asal sayı 10 olasılığı. Az önce söylediğim gibi bakın 12 tane vardı. Bunun 2 tanesi asalsa geri kalanı asal değildir. Yani asal olmama olasılığıdır. Direkt 12-2'den 10/12 de diyebiliriz. Ya da sayıları yazabilirsiniz. Ben direkt o zaman sizin dediğiniz gibi 10/12 yani sadeleştirmek gerekirse 5/6 doğrudur. Tamam. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Diğer soruda da diyor ki tam kare pozitif tam sayı olma olasılığı nedir? Tam kare pozitif tam sayı olma olasılığı. Beş bölü altı, Ahmet Halit 4/12, Melike 4/12, Fatma Nur 1/3, Liya 1/3 demiş, Melis 1/3 demiş, Ayşe Sude 1/3'tür demiş. Evet bakalım gençler tam kare sayılar neler var bakalım. Bakın tam kare sayı neydi? İki aynı sayının çarpımıydı hatırlıyoruz değil mi kare köklerde? Ne? 25 neydi? 5 çarpı 5 olduğu için. Başka var mı? 36. 6 çarpı 6. Başka 49. 7 çarpı 7. Başka da ne var? 81. O da nedir? 9 çarpı 9. Yani nedir? 4/12'den sadeleştirdiğimizde 1/3 diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve son sorumuza geldik. Burada da diyor ki iki basamaklı olma olasılığı kaçtır? Evet 1/3 diyen arkadaşlara teşekkür ettim. İki basamaklı olma olasılığını istiyorum şimdi. Bir yani kesin olay demiş Ayşe Sude. Fatma Nur da aynı şekilde. Kazım Efe de aynı şekilde. Melike Sümeyye, Liya, Göksel, Arzu, Ahmet Kayra, Fatma Ceren. Evet gençler, iki basamaklı olma olasılığı bakın kartlarda hepsini görüyoruz. Hepsi iki basamaklı olduğu için iki basamaklı olması kesin. Kesin olayda biz ne diyorduk zaten? Kesin olduğu için direkt zaten birdir. Ya da az önceki söylediğimiz gibi 12/12'de yapabilirsiniz. Ne demiş? Pozitif diyor bir önceki soruda. Tamam tam kare pozitif. Zaten kartlarda yazan sayıların hepsi pozitif. Negatif sayı yok. Evet gençler devam ediyorum. Ama devam etmeden önce bir yere atlamış sanki. Bir ona bakacağım. Evet burayı da bir yapalım. Öyle devam edelim. Şimdi buradan başlık devam edelim. Şimdi diyor ki kesin olay ve imkansız olayın tanımını yapalım diyor. Yaptıktan sonra da diyor bu şıkları kesinse işte tik atacağız.
Kesin mi, imkansız mı? Bakalım. Evet, kesin olaya biz ne diyorduk? Kesin olay için biz ne diyorduk? Olasılık değeri ne oluyordu? Bir olan olaylara, değil mi? Olasılık değeri bir olan olaylara biz ne diyorduk? Kesin olay diyorduk. Doğru mu? İmkansız olay neydi? Olasılık değeri şöyle eşittir diyeyim. İmkansız olayda da olasılık değerine biz ne diyorduk? Sıfır diyorduk. Yani imkansız diyorduk. Evet, sizler de yorum yapıyorsunuz, görüyorum. Şimdi A şıkkından başlıyorum. Şimdi A şıkkında bana ne demiş? Demiş ki bir zar atıldığında üst yüzüne sayma sayısı gelmesi kesin midir, imkansız mıdır? Evet, olasılığı bir olan olaylar demişsiniz. Tamam. Şimdi A için kesin olay demiş Medine. Arzu kesin demiş. Ayşe Suudi kesin demiş. Göksel kesin demiş. İrem Su kesin demiş. Evet gençler, zar atıldığında hangileri gelebiliyor? 1 gelebiliyor, 2 gelebiliyor, 3 gelebiliyor, 4 gelebiliyor, 5 gelebiliyor veya 6 gelebiliyor. Yani nedir? Kesin olaydır sayma sayısı gelmesi. Evet, B'ye bakalım. B için ne diyor? Diyor ki rakamların yazılı olduğu kartlardan biri rastgele seçildiğinde üzerinde -4 yazması. Rakamların yazılı olduğu kartlardan birisi rastgele seçildiğinde üzerinde -4 yazması kesin midir, imkansız mıdır? Kazım Efe imkansızdır demiş. Melike Sümeyye imkansızdır demiş. Arzu imkansız demiş. Fatma Nur imkansız, Murat Arda imkansız, Sude ve Ferhan. Çok hızlı gidiyor, göremedim gençler. Evet, gençler rakamlar yazılı diyor kartlarda. Rakamlar yazılıysa negatif -4 gelebilir mi? Gelemez. Yani nedir? İmkansız olaydır. Evet, şimdi geçtim C şıkkına. C şıkkında da ne diyor? 5A iki basamaklı bir sayı olmak üzere diyor. Kök 5A ifadesinde A yerine herhangi bir rakam yazıldığında bu ifadenin rasyonel olması kesin midir, imkansız mıdır? A yerine herhangi bir rakam yazıldığında rasyonel olması, Melike Sümeyye C şıkkına kesindir demiş. Liya imkansız, Fatma Nur imkansız, Ahmet Kayra imkansız. Evet, gençler, şimdi siz 5A sayısına 2 basamaklı diyorsunuz. Siz bu sayıyı kök dışına çıkarabilmeniz için, yani rasyonel olabilmesi için, bakın rasyonel olacak diyor. Bu köklü ifadenin dışına çıktığında rasyonel olabilmesi için bir kere tam kare sayı olması lazım. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz tam kare 5 ile başlayan 2 basamaklı bir ifade biliyor musunuz? Yani siz A yerine 1 de yazsanız, 2 de yazsanız, 3 de yazsanız, 4 de yazsanız, 5 de yazsanız, ne yazarsanız yazın, burada kök 5A ifadesi tam olarak çıkamayacağı için rasyonel bir ifade olmaz. O yüzden de ne olacak? İmkansız olay olacak. Zeynep anlamadım demiş. C şıkkını anlamadınız galiba. Bakın 5A 2 basamaklı sayı. Yani ne olacak? 50, 51, 52, 53, 54 değil mi? 55, 56, 57, 58, 59 diye bakın gençler. Şimdi siz bu sayıyı kök dışına çıkartabilmeniz için mesela diyelim ki kök 54 bakın. Siz bu 54'ü kök dışına çıkartabilir misiniz? Tam kare bir ifade olmadığı için kök dışına çıkmaz. Şimdi bu 54 nedir? 9 çarpı 6'dır değil mi? Bakın bunları öğretmiştik, buradaydınız. 9 tam kare bir ifade olduğu için 3 diye çıkmıştı. 6 da kökün içinde kaldı. Bakın 3 kök 6. 3 kök 6 rasyonel bir ifade mi? Hayır değil. Rasyonel olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olabilir. Ya da 3 bölü 5, 4 bölü 5, 1 bölü 2 gibi olabilir. Ama bu ifade rasyonel değil. Hatırlıyorsanız eğer gerçek sayılarda anlatmıştık, irrasyonel bir sayı. O yüzden olmaz. Melike Bey'in 49 ve 64 tam kare demişsin ama burada 49'la ya da 64'le başlamıyor. Bakın bu sayı 5A sayısı. Yani şurada yazdığım sayılar bakın. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 olabilir. Başka sayı olmaz. Diyorum ve geçiyorum. Denizli. Denizli de diyor ki Türkiye haritasından rastgele seçilen bir ilin adının T harfi ile başlaması.
Kesin midir? İmkansız mıdır? Bakın bakalım. D imkansız demiş Gülfem. Evet, şu an herkes P harfiyle başlayan bir şehir düşünüyor. Ama bulabiliyor mu? Evet, herkes imkansız demiş. Çünkü P harfiyle başlayan bir il yok. O yüzden nedir? İmkansızdır. Tamam gençler. Şimdi Edirne'ye bakıyoruz. Diyor ki onun tam katı olan sayılar arasında rastgele seçilen bir sayının 5 ile kalansız bölünmesi kesin midir, imkansız mıdır? Ayşe Sude kesindir demiş. Arzu kesin demiş. Ahmet Elif kesin demiş. Şimdi burada onun katı olan sayılar nedir gençler? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye gidiyor biliyorsunuz. Ve bize ne diyor? 5 ile kalansız bölünecek. 5 ile kalansız bölünmesi kuralımızda nedir? Birler basamağının 0 ya da 5 olması. Birler basamağı onun katı olan sayılarda hepsi 0 olacağı için o zaman biz buna ne diyoruz? Kesin olaydır diyoruz. Ama bir sıkıntı yoksa devam ediyorum. Ve geldik buraya. Boşlukları bir dolduralım. Evet, kesin diyen arkadaşlara teşekkür ettim ve şimdi bu soruya geçtim. Şimdi diyorum ki, yani burada A'da şunu söylüyor gençler. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir? Bakın az önce konuştuk. Kerim 1 demiş, Ahmet Halit 1 demiş. Medine kesindir demiş, Mehmet Han 1 demiş. Liya 1 demiş. Evet gençler, az önce demiştik. Olma olasılığı ve olmama olasılığı nedir? 1'dir. Evet. Evet, bir diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve B şıkkına geçiyorum. Burada ne diyor? Diyor ki, bir olayın olma olasılığı 1 bölü 4 ise olmama olasılığı yüzde kaçtır? 1 bölü 4 ise olma olasılığı 1 bölü 4. Bakın dikkat ediyorum. Olma olasılığı 1 bölü 4 ise Ayşenur 75 demiş. Gülfem %25 demiş, Arzu %75 demiş, Melike Sümeyye 3 bölü 4 demiş, Ayşe Sude 3 bölü 4 demiş, Ali Arda 75 demiş, Kazım Efe 75. Evet gençler, şimdi biz az önce bakın bir önceki şıkta dedik ki olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Şimdi olma olasılığı 1 bölü 4 ise olmama olasılığı için 1 eksi 1 bölü 4 yaptığınız zaman bu nedir? 3 bölü 4'tür. Yani bu olmama olasılığı 3 bölü 4. Ama bize yüzde olarak sorduğu için paydayı ne yapmam lazım? 100 yapmam lazım. 25 ile genişlettiğiniz zaman 25 ile 3'ü çarptığınızda %75'tir dedik. Evet gençler, %25 diyen arkadaşlarım o olma olasılığı %25. Bize olmama olasılığını soruyor. Olmama olasılığı %75'tir. Evet, C şıkkına geçtik. Bir olayın olasılık değeri hangi aralıktaydı? Evet, Gülfem 0 ile 1 demiş, Ayşenur 0 ile 1 demiş, İrem 0 ile 1 demiş, Osman 0 ile 1 demiş. Evet gençler, az önce söylediğimiz gibi ne dedik? 0 ile 1 aralığındaydı. 1'den büyük olamıyordu, negatifte zaten olamıyor. Evet, 0 ile 1 diyen arkadaşlara teşekkür ettim. Şimdi ne diyor? Diyor ki bir olayın olasılık değeri 6 bölü 5 olabilir mi olamaz mı sizce Denizli'de? Bir olayın olasılık değeri 6 bölü 5 olabilir ya da olamaz yazacağız diye düşünüyorum. Ahmet Halit olamaz demiş, Kenem olamaz demiş, Fatma Nur olamaz demiş, Göksel olamaz demiş. Evet gençler, 6 bölü 5 biliyorsunuz 1,1 şeyler gelecek. Yani bir olayın olasılık değeri 6 bölü 5 olamaz. Tamam. Evet, 6 bölü 5 olması imkansızdır. Doğru. Ve devam ediyorum. Evet, E şıkkını okuyorum gençler. Bir kutudan rastgele seçilen bir bilyenin
Mavi renkli olmama olasılığı. Bakın bu olmayı, olmamayı dikkatli okuyun. Mavi renkli olmama olasılığı 4/7 ise bu kutudaki mavi renkli bilyelerin sayısı nokta nokta katı olan bir sayıdır demiş. Dördün katı demiş Göksel. Sümeyye, Melike Sümeyye 3'ün katı demiş. Fatma Nur 4'ün katı demiş. Şimdi gençler olmama olasılığı 4/7'ymiş. 3'ün katı. 3'ün katı diye geliyor. Hacer 3'ün katı demiş. İrem 3'ün katı demiş. Münire Ceren 3'ün katı. Göksel 3'ün katı. Evet bakalım. Mavi renkli bilyelerin sayısı 3'ün katı olan bir sayı mı? Mavi renkli olmama olasılığı 4/7 ise az önce demiştik ki 1-4/7 yaparsak eğer biz neyi buluruz? Mavi renkli olma olasılığını buluruz. Yani 3/7. Bakın. Mavi olma olasılığı eğer 3 ise o zaman mavi renkli olma olasılığı mavi renkli bilyelerin sayısının da 3'ün katı olan bir sayı olduğunu görürüz. Gülfem 3/7 olmaz. 7 tüm durum sayısı. Sadece maviyi soruyor bize. Dedik ve geçtik gençler. Oo. Bayağı bir gitti. Bir saniye. Evet burayı az önce çözdük diye hatırlıyorum. Şimdi geldik 5. soruya gençler. Evet. Şimdi herkes görüyor. Bir tablo verilmiş bize. 24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 5 soruluk bir sınıfta bakın dikkat edelim. 24 kişilikmiş sınıfımız. 5 soruluk bir sınavda cevapladıkları doğru sayısına göre dağılımlar verilmiş. Yani bu ne demek? 2 kişi 1 soru bilmiş. 3 kişi 2 soru bilmiş. 5 kişi 3 soru bilmiş. 6 kişi 4 soru bilmiş. 8 kişi 5 soru bilmiş. Şimdi buradan yola çıkarak sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin sınavda cevapladığı doğru sayısının sınavda cevapladığı doğru sayısının 4 olma olasılığı nedir diyor gençler. Ahmet Halit 1/4 demiş. İslam 1/4 demiş. Melike Sümeyye 4/24 demiş. Evet gençler bakalım 4 olma olasılığı kaçtır? Cevapladığı doğru soru sayısı 4 olma olasılığı. Bakın 4 doğru sayısını kaç kişi cevaplamış? 6 kişi cevaplamış. Toplamda benim kaç öğrencim vardı? 24 öğrencim vardı değil mi? O zaman ne diyorum? 6/24'ten 1/4 diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet 1/4 diye gelmiş cevaplar. Sonraki soruda ne diyor? 3'ün altında olma olasılığı kaçtır demiş. Doğru cevapladığı soru sayısı 3'ün altında olma olasılığı. Cevap bekliyorum. 5/24 demiş Melike Sümeyye. Osman Raşit 5/24 demiş. Hacer 5/24 demiş. Arzu B şıkkı yani 3'ün altında olma olasılığı için arkadaşlar şık belirtirseniz A, B, C diye daha kolay olur. 5/24 diyen var. Ayşe Sude 9/24 demiş. Melike Rengi 5/24. Arzu 5/24. Ecem 5/24. Bakalım geçen 3'ün altında olma olasılığı yani 3 doğrunun altında olma olasılığı. Bakın burada ben görüyorum. 2 doğru ve 1 doğru bilen kaç kişi var? 2+3'ten 5 öğrenci var değil mi? 3'ün altında doğru cevapladığı soru sayısı 5 kişi. O zaman toplamda da 24 kişi olduğu için 5/24 diyenler doğru bildiler. Şimdi C şıkkındayız. C şıkkında da diyor ki 3'ün üstünde olma olasılığı kaçtır? 3'ün üstünde yani 3 doğru cevap üstünde bilen kaç kişi var? Ahmet Halit 7/12 demiş. Arzu 7/12 demiş.
Melike Sümeyye 14/24 demiş. Liya 7/12. Osman Raşit 14/24. Fatma Nur 7/12. 7/12, 14/24 aynı şey zaten gençler. Niye böyle dedim demeyin. Şimdi evet, 3'ün üstünde olma olasılığı. Bakın 3 doğru cevaplayan burası. 3'ün üstünde olması demek ne demek? 4 doğru ya da 5 doğru bilmesi demek. Bakıyorum o ikisinin toplamına. 6+8 nedir? 14'tür. Yani 14/24 sadeleştirdiğiniz gibi 7/12 diyenler de doğru bildiler. 22 değil, 24 kişi var zaten. Tamam. Evet, bir sıkıntı yoksa geçiyorum. Ve geldik bu soruya. Evet, size 408.752 sayısının basamaklarındaki rakamlardan biri rastgele seçiliyor diyor. Bu rakamın 5'ten büyük olma olasılığı, 5'ten büyük olma olasılığı şu gördüğünüz rakamlar arasında 5'ten büyük olma olasılığının kaç olduğunu istiyorum sizden. Ahmet Halit 1/3 demiş. Osman Raşit 2/6 yani 1/3. Ayşe Sude 2/6. Ecem 2/6. Ayşe Nur 1/3. Liya 1/3. Fatma Nur 1/3. Evet gençler, bakın 5'ten büyük. Burada ne görüyorum? Bakın. Ne var? 7 var. 8 var. 2 tane. Burada toplam 6 tane rakam olduğu için. O zaman ben ne yapıyorum? 2/6. Sadeleştirdiğinizde dediğiniz gibi 1/3 diyenler doğru cevapladılar. Kerim galiba 6/2'yi ters yazdın. Evet, cevap 1/3. Geçtim diğerine. 7'den büyük olmama olasılığı diyor gençler. Yani ne olacak? 7'den küçük mü olacak? 7'den büyük olmama olasılığı. 7'den küçük olma olasılığı demek istiyor yani. Arzu 4/6 yani 2/3'tür demiş. Ecem 4/6 demiş. Ayşe Sude 1/6 demiş. Ayşenur 5/6 demiş. Emine Liya 5/6 demiş. Mehmet Han 2/3 demiş. Ayşe Sude 5/6 demiş. Geçen 7'den büyük olma demek. Hocam küçük demiyor ama eşit de olamaz mı? Hayır, eşit olmaz. Şöyle olmaz. 7'den büyük olmama olasılığı. 7'den büyük olmama olasılığı demek ne demek? Hadi ne olabilir? 0, 2, 4, 5. Yanlış saymadım galiba değil mi? Bir bakalım. 7'den büyük olmama olasılığı 0 olabiliyor. 2 olabiliyor. Başka ne olabiliyor? 4, 0, 2, 4, 5. 7'den büyük olmam olasılığı demek 7 de olabilir demek. 7 de olabilir demek. Yani nedir? 5/ yazabilirsem bir saniye. 5/6. Evet gençler, 7 de olabilir demek. 7'den büyük olmaması demek 7 de olabilir demek. 5/6 yani. 0, 2, 4, 5, 7'yi alabiliyoruz. C şıkkını cevaplıyorlar galiba. Çift sayı olma olasılığı kaçtır demiş. 7'den büyük olmama olasılığı, bakın az önceki, bir öncekini tekrar söylüyorum. 7'den büyük olmaması demek 7 de olabilir demek. A'yı mı anlatayım bir daha? Yaşar, şimdi C'deyim. C'yi cevaplıyorlar galiba. Fatma Nur, Osman Raşit. Evet, 2/3 diye geliyor. Medine 2/3 demiş. Ahmet Kara 3/6 demiş. İrem Su 2/3 demiş. Çift olma olasılığı demiş. Çift sayı olma olasılığı. Şimdi burada ne var çift sayı? 2, 4, 8, 0'ı da alacağız gençler burada.
Rastgele seçiliyor. Çift olma olasılığı. Evet. 2 bölü 3 olacak. Yani 0, 2, 4, 8. Yani 4 bölü 6'dan nedir? 2 bölü 3'tür. Evet, 2 bölü 3 dediniz hepiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi de diyor ki asal sayı olmama olasılığı kaçtır demiş. Asal sayı olmama olasılığı. Asal 1 bölü 2 demiş Fatma Nur. Arzu 1 bölü 2 demiş. Halit 1 bölü 2 demiş. Yani alacağız dedi. Asal sayı olmama olasılığı 1 bölü 2 diyorlar. Medine 1 bölü 2, İrem Su 1 bölü 2. Evet gençler, asal sayı olmama olasılığı demek. Yani ne olacak? Asal olanları almadığınız zaman yani 0 olabiliyor, 4 olabiliyor, 8 olabiliyor. Yani toplam durum 6 tane sayım olduğu için 3 bölü 6'dan evet 1 bölü 2 diyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve geçiyorum. Dediğim gibi eğer herhangi bir sıkıntınız olsa yine özelden de atabilirsiniz. Şimdi yine bir yerlere gitti bu. Yok doğru. Evet gençler. Şimdi bu soruya bir bakalım. Diyor ki bir sebepten rastgele seçilen bir yumurtanın çatlak olma olasılığı 2 bölü 9. Bakın şuraya dikkat. Çatlak olma olasılığı 2 bölü 9 diyor. Ve diyor bu sepetteki yumurtaların 14'ü çatlaksa diyor sağlam olan kaç tanedir? Evet çatlak olma olasılığı 2 bölü 9'muş. Ve 14 tanesi çatlakmış. Toplam sağlam yok olduğuna göre evet sağlam yumurta sayısı. 63 yumurta var demiş. 14 bölü 63. Lia 14 sağlam 49 demiş. Lia 49 demiş. Fatma Nur 49 demiş. Osman Raşit 49. Sena 49. Ayşenur 49. 63 Ahmet Kayra. Şimdi gençler. Evet çatlak olma olasılığı 2 bölü 9'muş. Şimdi çatlak olma olasılığı 2 bölü 9'sa çatlak olmaması yani sağlam olması nedir aslında? 7 bölü 9'dur değil mi? Şimdi ister öyle yapabilirsiniz. Yani şuradan 1 eksi 2 bölü 9'dan nedir? 7 bölü 9 bu ne? Sağlam olanlar. Şimdi bana 14'ü çatlak demiş. Bu 2 bölü 9, 2 tane 2'yi 14 yapman lazım. 2 bölü 9'un 14 olabilmesi için 7 ile çarparız. Doğru mudur? Yani 14 bölü 63. Şimdi bu 63 diyen arkadaşlarım. Bu 63 hem sağlam hem de çatlak olanların hepsi. Ben ne yapacağım 63'ten? 14'ü çıkartacağım. Yani çatlak olanları çıkartacağım ki sağlam yumurta sayısını bulayım. 63'ten 14'ü de çıkartırsak 49 diyenler doğru bildiler. Diyorum ve geçiyorum. Evet 63 diyenler tüm yumurta sayısı o. Bize sağlam olanları soruyor. Ki şıklarda 63 de olur bakın yanıltır sizi. Devam ediyorum ve geçtim. Evet. Görüyoruz bir şekil var. Şekilde diyor ortasında havuz bulunan bir bahçenin kenar uzunlukları verilmiştir. Görüyoruz bakın. Bahçe bir kenar 8, diğer kenarı 10. Havuzun da bir kenarı 4, diğer kenarı 6'ymış. Ve bana diyor ki bu bahçeye atılan topun havuza düşme olasılığı yüzde olarak istiyor. Dikkat edin. Yüzde kaçtır? Ayşenur 3 bölü 10 demiş. Liye 24 bölü 80'den %30 demiş. Fatma Nur %30 demiş.
Gülfem %30 demiş, Mehmet Han %30 demiş, Ayşe %30 demiş, Arzu %30 demiş. Bakalım. Yaşar, şimdi ne yapmam lazım? Alan bulmam lazım. Şimdi bu bahçenin alanı ne? Bahçenin alanı, şöyle bahçenin alanı diyeyim. Nedir? 8 çarpı 10'dan 80. Havuzun alanı nedir? 4 çarpı 6'dan 24 metre. Bize neyi soruyor? Havuza, topun havuza düşme olasılığı. Yani 24. 24 bölü 80 değil midir havuza düşme olasılığı? Eğer bize deseydi ki havuza düşme olasılığı nedir? 24 bölü 80. Bunu da sadeleştirirdiniz. 8'e bölersiniz her iki tarafı. 3 bölü 10. Ama bana neyi soruyor? Yüzde kaçtır diyor. O zaman paydayı 100 yapıyorduk hatırlıyorsak. Paydayı 100 yaparsak da 30 bölü 100, yani %30'dur deriz gençler. Evet, var mı sıkıntı? Geçelim mi? Bir sıkıntı yoksa devam ediyorum. Evet, %30 diyenlere teşekkür ettik ve geçtik. Evet, soruda diyor ki Mert Ali her sayfasında farklı bir şiir bulunan 50 sayfalık şiir kitabından rastgele bir sayfa açarak o sayfadaki şiiri okuyormuş. Mert Ali'nin diyor açtığı sayfa numarasının 5 ile aralarında asal olma olasılığı. Muhammed Ali, ben 7. soruyu anlatırken defalarca tekrar ettim. Lütfen başka şeylerle meşgul olmayın. Tekrar üstünden geçiyorum. İki soru geçtim, hala 7. soruyu anlamadım diyorsun. Dediğim gibi bir sıkıntı olursa özelden atın. Tamam. Şimdi gençler, buradan devam edelim. Şimdi 50 sayfalık bir kitap var. Ve bize diyor ki Mert Ali açtı sayfa numarasını 5 ile, bakın buna dikkat edin, 5 ile aralarında asal olma olasılığı kaçtır demiş. Evet, Medine 40 bölü 50 demiş, Ecem 40 bölü 50, Yusuf 4 bölü 5, Osman 4 bölü 5 demiş, Arzu 4 bölü 5 demiş, Yaren 4 bölü 5 demiş. Evet gençler, şimdi 5 ile aralarında asal olma olasılığı dediği zaman direkt asal olmayanları, yani asal olmayan demek ne demek? 5'e bölünen, ya 5'e bölünen sayılar nedir? Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Doğru mu? Bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane aralarında asal olmayanlar. Doğru mu? 10 tane bakın. Bunu bulmanız daha kolay olur. 10 tanesi aralarında asal değilse, o zaman geri kalan sayı 50 tane sayfa vardı, doğru mu? 50 sayfa varsa 10 tanesiyle aralarında asal değilse, geri kalan yani 50 eksi 10'dan 40 tanesiyle nedir? Aralarında asaldır, doğru mu? O zaman ne yapıyorum? Evet, söylediğiniz gibi 40 bölü 50'den nedir? Sadeleştirdiğinizde 4 bölü 5'tir. Dediğim gibi tek tek 5 ile aralarında asal 1, 2, 3, 4, 6, 7 diye tek tek düşünmenize gerek yok. Direkt 5 ile aslında aralarında asal olmayan, yani 5 ve 5'in katlarını aldığınız zaman daha kolay bulursunuz. Dedim ve geçtim. Evet, bakalım bu soruya. %14/30, %7/15 demiş Medine. Dur bir soruyu okuyayım. Şimdi diyor ki bir okulun tiyatro kulübü 8A ve 8B sınıfındaki 12 kız, 12 erkek öğrenciden oluşmaktadır diyor. Tiyatro kulübündeki kız öğrencilerin 4'ü 8A sınıfından, görüyoruz tabloda. Erkek öğrencilerin 8'i 8B sınıfından. Olduğuna göre bu kulüpten rastgele seçilen bir öğrencinin 8A sınıfından olma olasılığı
kaçtır demiş. 8A sınıfından olma olasılığı. Bakın neyi istiyor benden? Rastgele seçilen bir öğrencinin. Yani kız ya da erkek dememiş galiba. 8A sınıfından olma olasılığı kaçtır demiş. Evet Melike Sümeyye 12/30 demiş. Liya 14/30 demiş. Ayşenur 7/15 demiş. Mehmet Han 7/15 demiş. Yaren 7/15 demiş. Melike Böngü 7/15. Mehmet Han 7/15. Melike Sümeyye 7/15 demiş. Bakalım. Şimdi 8A sınıfından olma olasılığı. Şimdi bize ne demişti? 8A ve 8B sınıfındaki 12 kız 18 erkek öğrenciden oluşuyordu. Toplam yani 12 tane kız, 18 tane erkek öğrenci varmış bu sınıflarda. Şimdi kız öğrencilerin doğru 8A sınıfındanmış. O zaman 12 tane kız vardı. 8B sınıfından 8 tane kız kaldı galiba. Buraya da 10 tane erkek öğrenci kaldı. Bana ne diyor? 8A sınıfından olmaması. Bakın 8A sınıfında 4 kız, 10 tane de erkek var. Doğru mudur? 4 artı 10. O da nedir? 14. 8A sınıfında 14 kişi var. Toplam kaç kişi var? Ona da bakmam lazım. Bakın burada toplam 14. Burada da 16 kişi var. Yani bu sınıf, iki sınıfın toplam olası durum sayısı dediğimiz olay 30 mudur? O zaman ne yapıyorum? 14/30 yaparsam, evet sadeleştirdiğimiz zaman 7/15 de yine doğru cevap oluyor. Evet gençler, tabloyu siz ekleyebilirsiniz. Kendiniz yazabilirsiniz. Evet benim defterimde de tablo yok. Tabloyu siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Tablonun olması çok da şart değil. Zaten soruda anlatıyor kız öğrencinin 4'ü 8A sınıfından ya da erkek öğrencinin 8'i 8B sınıfından diye. Benim defterimde de yok dediğiniz gibi tablo. Ama dediğim gibi sorudan zaten yapabilirsiniz. Geçtim B şıkkına. B şıkkında da diyor ki erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır? Erkek öğrenci olma olasılığı, bakın erkek öğrenci. Ben zaten tabloyu doldurdum görüyorsunuz. Erkek öğrenci olma olasılığı Ayşenur B için, erkek öğrenci için 3/5 demiş. Şükran 3/5 demiş. İslam 3/5 demiş. Ahmet Ali 3/5. Damla bir daha anlatır mısınız? Şimdi burada 12 kız 18 erkek olduğu yazıyor zaten. Bu tablo sizde olmadığı için belki anlamadınız. Ben direkt yerleştirdim. Siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Eğer bu 12 tane kızın 4'ü 8A'daysa 8'i 8B'dedir. Bunu kendiniz kenara not olarak yazabilirsiniz. Aynı şekilde 18 erkeğin 8'i 8B'deyse 10 tanesi de 8A'dadır. Bunu kendiniz bir kenara not olarak yapabilirsiniz. Şimdi baktığım zaman 8A ve 8B'de toplam 18 tane görüyorum. Bakın erkek öğrenci olma olasılığı diyor. 10 ile 8'i topladım. 18. Toplam olası durum sayım 30'du. 18'i 30'a böldüm. Sadeleştirdiğimiz zaman yani 6'ya bölerseniz 3/5 doğru cevap oldu gençler. Zeynep bir daha anlatır mısınız? Mustafa Eray anlamadım. Hangisini? Baştan sona anlamadınız mı bu soruyu? Şimdi gençler, bakın soruda, yani şu tabloyu hiç görmezden gelin. Kendiniz 8A, 8B, kız erkek yazabilirsiniz. Şimdi burada ister bu şekilde yazın, ister kendiniz yan tarafa not alın. Şimdi diyor ki 8A ve 8B'de toplam, her iki sınıfta toplam 12 kız, 18'de erkek öğrenci varmış. Yani toplam 30 öğrenci var elimizde. Tüm durum sayısı diyoruz ya. 30 öğrenci. Şimdi bana daha sonra demiş ki tiyatro kulübündeki kız öğrencilerin 4'ü 8A sınıfında. Bakın 8A sınıfında 4 tane kız varmış. Ama bana ilk başta soruda 12 tane kız olduğunu söylemişti. Yani geriye 8 tane kız kaldı. Demek ki bu 8 kız da 8B sınıfında. Daha sonra da demiş ki
Erkek öğrencilerin 8'i 8B sınıfında. Bakın 8'i buraya yazdım. Başlangıçta soruda 18 erkek olduğunu söylemişti. O zaman bu erkeklerin 10 tanesi de 8A sınıfında. Şimdi devam ediyorum. 30 yapıyor zaten, bu sayının hepsini toplayın 30 yapar. A şıkkında diyor ki 8A sınıfında olma olasılığı. Bakın 8A sınıfında kaç kişi var? 4'ü kız, 10'u erkek değil mi? 14 kişi var. Olma olasılığı dediğinde ben ne yapıyordum? İstenilen bölü tüm durum yapıyordum. E bu 4 ile 10'un toplamı 14 değil mi? Yani 8A sınıfında 14 kişi var. Benden istenilen bu. O yüzden ben ne yaptım? 14 bölü 30 tüm sınıf mevcudu. Pardon, kız mevcudu demişim. Tüm öğrenci sayısı, tüm olası durum sayısı. 14 bölü 30'dan ne oldu? 7 bölü 15. Sadeleştirdim zaten. A şıkkı bu şekilde. B şıkkında da erkek öğrenci olma olasılığı demiş. Bakın erkek öğrenci A sınıfında 10 tane, B sınıfında da 8 tane var. O zaman 10 ile 8'i topladım. 18. Tüm öğrencilerin sayısı da 30 olduğu için 18 bölü 30'dan sadeleştirince 3 bölü 5 dedim. Siz belki tablo olmadığı için yanılıyorsunuz ama dediğim gibi tabloyu kendiniz oluşturacaksınız. Belki sorularda vermeyecek. Tamam. Yine bir sıkıntı varsa ekran görüntüsü vesaire alın. Sorarsınız, çözeriz özelden. WhatsApp'tan gönderin. Geçiyorum C şıkkına. Sekiz B sınıfından kız öğrenci olma olasılığı. Bakın 8B sınıfına yazdık. Bu 8B sınıfında ne var? 8 kız var, 8 de erkek öğrenci var. Ve bana ne diyor? 8B sınıfından kız olma olasılığı kaçtır demiş. Evet, Medine 8 bölü 30 demiş. Fatma Nur 4 bölü 15 demiş. Liya 4 bölü 15. Damla 8 bölü 30. Evet, bakalım. Bakın. Şimdi size ben orada bir 1 bölü 2 görüyorum. Bakın 1 bölü 2 diyenlerin yaptığı hata şu. 8B sınıfındaki sadece 8 bölü 16 diyorsunuz. Biz burada 8 bölü 16 sadece 8B içinden bakıyorsunuz. 8B'de kaç tane kız var? 8 tane bakın. Benim bütün öğrenci sayım, okulun tiyatro kulübündeki öğrenci sayım neydi? 30'du. Siz o zaman ne yapmanız lazım? 8B sınıfından seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı demek, o 8 öğrenciden seçeceğin için 8 bölü 30 yaparsınız. 1 bölü 2 diyenler 8 bölü 16 değil. Bunu da yine sadeleştirirseniz evet 4 bölü 15 doğru cevap gençler. Evet 4 bölü 15. Dediğim gibi sadece 8B'den almıyorsunuz. Bütün öğrenciler arasından 8B'deki kızları alıyorsunuz. Geçtim D şıkkına. 8A sınıfından veya kız öğrenci olma olasılığı kaçtır demiş. Bu seçtiğimiz öğrencinin ya 8A sınıfından olacak diyor ya da diyor kız öğrenci olacak diyor. Yani 8B'den de olabilir. Evet, Medine 22 bölü 30 dedi. Liye 22 bölü 30 dedi. Mustafa Eray 1 bölü 2. Arzu ne demiş? Bir 2 bölü 5 var, bir 7 bölü 15 var. Anlamadım. Ahmet Halit 13 bölü 15 demiş. Yaren 11 bölü 15 demiş. Bakalım. Şimdi bakın, söylediğim gibi 8A sınıfından seçilme olasılığı. 8A'da kaç kişi var? 4 kız var, 10 da erkek var. Yani toplam 14 kişi mi var 8A sınıfında? Bakın bunun altına yazıyorum. Kız öğrenci olma veya kız öğrenci olma olasılığı. Kız öğrenci olma olasılığı, bakın burada bir de 8 kişi var. Artı bu 8 kızı da ekleyeceğiz. Yani ne oldu benden istediği durumda? 22 tane öğrenci oldu. O zaman ben istenilen bölü tüm durum yaptığım zaman 22 bölü 30'dan yine sadeleştirdiğimizde 11 bölü 15 doğru cevap oldu gençler. Tamam, devam edelim. Ve geldik
testi. Zar atıldığında üst yüzüne tam kare pozitif tam sayı gelme olasılığı kaçtır? Evet, zarda ne vardı? Hatırlayın bakalım. Cevap bekliyorum. Evet, veya dediği için topladık zaten. Niye 14 kız eklemedik? Sekiz A sınıfından. Şimdi ben buraya ne demiştim? Sekiz kız vardı. Buraya da 10 erkek demiştim. Geçer, testten önce burada niye 14 kız demedik? Oraya bakmaya çalışıyorum. Bir saniye. Sekiz A sınıfından. Sekiz A sınıfından veya kız öğrenci olma olasılığı demiş. Sekiz A sınıfında kaç kişi var? 14 kişi var. Kız öğrenci olasılığı dediği için bir de bu artı 8'e ekliyoruz. Çünkü zaten 8A sınıfındaki kızları almıştık. O yüzden gençler. Evet, D'yi anlamadım diyenler. 8A sınıfından dediğinde 8A sınıfından kız da erkek de seçebilirsin. Yani toplam 14 kişi dedik. Daha sonra bir de bana demiş ki kız öğrenci olma olasılığı veya kız öğrenci. Ben o 8A'nın içinde o kızları aldım zaten. Bir de artı 8, o yüzden ekledim, 22 oldu. Yine dediğim gibi bir sıkıntı olursa özelden devam edelim. Çünkü diğer soruyu cevapladı arkadaşlarımız. Ve geçtik. Evet gençler, zar atılımına üst yüzüne tam kare pozitif tam sayı gelme olasılığı kaç soru? Bakın zarda ne vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Ama ne diyor? Tam kare. Tam kare sayı ne var burada? 4 var. Başka ne var? 1 var. Yani 2 bölü 6'dan sadeleştirdiğinizde cevap 1 bölü 3. C diyorum. C diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Evet, cevap Ceyhan. Bir tam kare tabii ki gençler. Evet, geçtik. Şimdi diyor ki yukarıda bir şekil verilmiş ve kare bunlar. Buna göre diyor, bu şekil üzerinden seçilen bir noktanın boyalı bölgede olma olasılığı. Boyalı bölgede olma olasılığı diyor gençler. Bakın bakalım cevap ne olacak? Ayşe Sure Denizli demiş, Ayşenur Denizli demiş. Evet, Fatma Nur Denizli demiş, Medine Denizli, Arzu Denizli. Bakalım, bakın gençler, boyalı olma olasılığı. Boyalı kaç tane karem var ona bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane boyalı bölge var. 2, 4, 5, 25 tane de karem var. 9 bölü 25, doğru mu? Boyalı bölge olma olasılığı 9 bölü 25'tir. O zaman diyorum, 9 bölü 25'te... Şurada yüzde olarak verdiği için faydayı 100 yapacağım. Demek ki 4 geçirdiğinizde 36 bölü 100, o zaten Denizli, yani yüzde 36 demek. Cevap verenlere teşekkür ettim ve 3. soruya geçtim. 44 tane özdeş boya kaleminin olduğu bir kutudan rastgele bir kalem alıyoruz. Ve diyor ki alınan kalemin turuncu renkli olma olasılığı 2 bölü 11'miş. Kutuda kaç tane turuncu var diyor. Ayşe Sude Bursa demiş. İrem Su Bursa demiş. Medine Bursa demiş. Damla Bursa demiş. Ayşenur Bursa demiş. Fatma Nur Bursa demiş. Bakalım. Şimdi gençler, turuncu olma olasılığı 2 bölü 11 demiş. Bakın 44 tane vardı. Şu 11 aslında tüm olası durumları gösteriyor değil mi? Bu 2 bölü 11'i ben paydayı 44 yapabilirim 4 ile çarparak, doğru mu? O zaman ben 4 ile çarparsam 8 bölü 44 olmaz mı? Bakın bu 44 tane kalemin 8 tanesi neymiş? Turuncuymuş. Evet, Bursa diyenlere teşekkür ettim. Ve geçtim. 4. soru. Bir torba var elimizde.
10 tane siyah, 5 tane kırmızı. Bakın 10 tane siyah, 5 tane kırmızı ve bir miktar da beyaz top varmış. Rastgele seçilen bir top olmuş. Siyah olmama olasılığı 3/5. Bakın siyah olmama olasılığı. Torbadaki beyaz top sayısını soruyor bize. Evet, cevap bekliyorum. Medine Bursa demiş, Lia Bursa demiş. Mustafa Can Bursa demiş, Gülfem Bursa demiş, Mehmetcan Bursa demiş. Bakalım geçer. Şimdi bize diyor ki siyah olmama olasılığı. Siyah olmama olasılığı ne demek? Kırmızı ve beyaz olması demek. Ben bu beyaz toplara x diyeyim, olur mu? Yani 5 artı x olma olasılığı bölü tüm durum yapıyorduk hatırlıyorsak. 15 artı x değil mi bütün topların sayısı? Bu neye eşitmiş? 3/5'e. Doğru mu? Şimdi buradan devam ettiğim zaman bakın içler dışlar çarpımını hepiniz biliyorsunuz. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 25 artı 5x neye eşitmiş? 45 artı 3x'e. Şimdi x'li terimler bir tarafa, sabit terimleri bir tarafa aldığım zaman ne olacak? 2x 20 ise şöyle devam edelim. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x de 10. Yani beyaz top sayısından x dediğim için cevap Bursa oluyor. Zeynep neyi anlamadın? Ayşe Sude. Yeşer, şimdi biz beyaz top miktarını bilmiyoruz. Buna ben x dedim. Şimdi siyah olma olasılığı deseydi ne yapacaktın? 10 bölü siyah, kırmızı ve beyazların toplamı. Beyaza ben x dedim. Şimdi bana siyah olmama olasılığı demek ne demek? Beyaz ve kırmızı olması demek değil mi? Yani beyaz, beyazları bilmediğimiz için x dedik. Kırmızılar da 5 tane. Yani x artı 5. Bu ne demek? Siyah olmama olasılığı x artı 5 bölü tüm durum. Tüm durumlarda 10 tane siyah da eklemek zorundasınız. Siyah, kırmızı ve beyazın toplamı tüm durum. 15 artı x dedim. Bunu da bana 3/5 olduğunu söylemiş. Daha sonra içler dışlar çarpımını biliyoruz. 5 ile 5'i çarptım. 25 artı 5x eşittir dedim. 15 ile 3'ün çarpımı 45 artı 3x dedim. X'li terimleri bir tarafa eksi 3x olarak geleceği için 2x oldu. Artı 25 ile eksi 25 olarak gideceği için 20 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X yani beyaz top sayısını ben 10 buldum. Sıkıntı devam ediyor mu? Ediyorsa tekrardan gönderin isterseniz. Yani WhatsApp'tan gönderirsiniz. Geçtik diğer soruya. Beşinci soru Ceyhan demiş. İrem Su. Evet gençler. 5 Ceyhan diyorlar. Medine 5 Ceyhan demiş. Neden Ceyhan? Daha okumadık. Dur bakalım. Eren diyor, verilen bir kartonun her biri eş olacak şekilde, hiç parça çarpmayacak şekilde keserek kare şeklinde parçalar elde etmek istiyormuş. Bakın kare şeklinde. Fatma Nur ne demiş? 5 Ceyhan 1, 2, 3, 6 olabilir. Yani 1/4/24'ten mi dedi acaba? Lia Adana buldum diyor. Gülfem Ceyhan diyor. Zehra Ceyhan demiş. Mustafa Can Ceyhan demiş. Bakalım kare, keserek kare şeklinde parçalar elde etmek istiyormuş. Ve diyor ki ben okuyorum gençler. Eren aşağıda verilen kartonun eş olacak şekilde, hiç parça artmayacak şekilde kare şeklinde parçalar elde etmek istiyormuş. Gördüğümüz gibi bu kartonun bir kenarı 24, diğer kenarı 54. Eren'in elde edeceği karenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olacağına göre
Erenin bir kenar uzunluğu 6 santim olan kareler elde etme olasılığı kaçtır demiş. Göksel Ceyhan demiş. Evet gençler, bunu nasıl yapabiliriz? Evet, Göksel Ceyhan demiş. Var mı soruyu anlamayan? Şimdi elimizde bir kare dikdörtgen var. Bu dikdörtgeni kare parçalara ayıracağım. Ve ayırdığım parçalarda bir kenarı 6 santim olacakmış. Evet, Fatma Nur, cevap geliyor Fatma Nur'dan. Ortak bölenleri olması gerekiyor. Neyin? 24 ile 54'ün. 24 ile ortak bölen 54. Soruyu anlamadım hocam. Gençler bakın, elinizde bir dikdörtgen var. Yani şöyle düşünün, bunu 6'ya 6'lık kareler elde edeceğiz. Şu şekilde. Soruyu anlamadınız. Gençler şimdi sürem de doluyor. O yüzden hızlı geçeceğim. Yine anlamayacaksınız. Aslında Fatma Nur söylüyor ama isterseniz daha sonra devam edelim. Daha sorularımın devamı da var. Ya da bu soruyu bitireyim. Anlamazsanız tekrardan gönderirsiniz. Çözeriz. Yani ne demişler? 24-54'ün EBOB'u demiş mesela. EBOB'ları nedir gençler bunun? 24 ile 54'ün EBOB'u 6 değil mi? 6'ya bölerseniz bunu 4. 54'ü 6'ya bölerseniz 9 yapar. Bana ne diyor? 6 santim olan kareler elde etme olasılığı. Bakın 4 tane. Yani dediği gibi Fatma Nur'un. Aslında cevap yazılıyor. Evet, EBOB 6. EBOB'larımız da EBOB'umuz 6. Yani 24 ve 54 ortak bölebilen sayılarımız ne olabilir? 1, 2, 3 ve 6. 4 tane ortak bölen sayı var aslında. O yüzden 6 santim olan kareler elde edebileceği 4 tane olabilir. Ve bize toplamda 24 santim dediği için en düşük olarak baktığımız zaman 4 bölü 24'ten, pardon 24 demişim, EBOB 6 olduk. 6 bölü 24'ten 1 bölü 4 buluruz. Hasantoğlu 6, Göksel 6, EBOB buluyoruz. Evet gençler 6. 6 santim olan 6 olduğu için 6 bölü 24'ten de yine 1 bölü 4 gelecek. Din dersimiz başlayacak gençler. Ben fazla zamanınızı almayayım. Bir sonraki dersini görüşeceğiz. Bu soruda sıkıntı olabilir mutlaka. Özelden gönderin, cevaplayayım, olur mu? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders devam edeceğiz. Bir sonraki ders görüşürüz. Tamam, özelden tekrar gönderin gençler. Özelden anlatayım. Dediğim gibi çok zamanınızı aldım. Din başlayacak. Kendinize iyi bakın. Özelden. Çocuklarımızın yarınını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu ülkeye vizyonu geniş, eğitim düzeyi yüksek bireyler kazandırmak için eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızı ücretsiz olarak üniversitelere ve liselere hazırlıyoruz. Erdemli'nin geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak için uzman eğitimci kadromuzla gelecek neslin de hizmetindeyiz.
Belediyesi. Bir belediyeden daha fazlası. Çocuklarımızın yarınını hep istiyoruz. Bu ülkeye vizyonu geniş, eğitim düzeyi yüksek bireyler kazandırmak için eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızı ücretsiz olarak üniversitelere ve liselere hazırlıyoruz. Erdemli'nin geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak için uzman eğitimci kadromuzla gelecek neslin de hizmetindeyiz. Erdemli Belediyesi. Bir belediyeden daha fazlası. Merhaba arkadaşlar. İnkültür ve Ahlak Bilgisi dersimize hoş geldiniz. Geçen hafta en son arkadaşlar Asr suresini ezberleyin demiştim. Şimdi bununla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Yani surenin özellikleriyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar Asr suresi Mekke'de indirildiği için Mekki bir suredir. Surenin ayet sayısı 3'tür arkadaşlar. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de 103. suresidir. Asır arkadaşlar çağ, ikindi vakti, zaman gibi anlamlara gelir. Evet, şimdi böylelikle üçüncü ünitemizi tamamen bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü ünitemizle ilgili bugün de sizlerle soru çözümü yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Herhangi bir sıkıntı yok herhalde, değil mi? Gülfem. Evet, sureyi oku hadi. Aynen, sureyi oku. Merhaba, merhaba Zeynep. Evet, hadi bakalım sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlış olur? İnsan yüce bir yaratıcıya inanır ve güvenir. Allah'a yaklaşmak için ona ibadet eder. Onun emir ve yasaklarını yerine getirmeye çalışır. Örneğin kötü davranışlardan kaçınmaya, iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya gayret eder. Kötü anlarda Allah'a güvenir, sığınır ve ondan yardım diler. Böylece felaket ve musibetler karşısında sabırlı davranır, Allah'a güvenip vermiş olduğu huzur ile yaşamına devam eder. Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Siz ne demişsiniz? Evet, Arzu B demiş, Gülsem Bursa demiş. Arkadaşlar, 1 Bursa, 2 Ceyhan vesaire soruları bu şekilde belirtelim. Okan Bursa demiş, Aysenur Bursa demiş, evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne demiş B'de? İnsan sadece zor anlarında Allah'a güvenip dayanmalıdır demiş, değil mi? Yukarıya bakıyoruz arkadaşlar. Onun emir ve yasaklarını yerine getirmeye çalışır. Kötü davranışlardan kaçınmaya, iyi ve güzel davranışlarda demiş, bulunmaya gayret eder demiş. Buradan ne oluyor? Cevabımız Bursa oluyor. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza.
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş. Bakalım, insanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeği iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir demiş Bakara suresi 213. ayette. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş. Evet, siz ne demişsiniz arkadaşlar? Gülsem Denizli demiş. Başka? Evet arkadaşlar. Ne demişsiniz? Cevaplarınız. Hadi bakayım. Emine. Bursa demiş. Muharrem Bursa demiş. Evet arkadaşlar, dinin kaynağının vahiy olduğu değil mi burada? Çünkü ne diyor? Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi demiş. Sizlerin de dediği gibi cevabımız Bursa arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Geçiyorum bir sonraki soruya. Bu parçadan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş arkadaşlar soruda. Bakıyoruz. Dini emirler, tavsiyeler ve öğütler insanın aklına hitap eder, kalbine dokunur ve ruhunu aydınlatır. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını kendi yararına olacak şekilde düzenler. Dua, namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle yaşadığı dini tecrübeler insandaki güvenme duygusunu pekiştirir. Bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını giderir. Zekat, sadaka gibi sosyal ve iktisadi yönü öne çıkan ibadetler ise insanlara birbirlerine karşı hak ve görevlerini hatırlatarak daha mutlu bir sosyal çevrenin oluşmasını sağlar. Toplumun birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlar. Bu parçadan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş. Evet, siz ne demişsiniz arkadaşlar? Okan Adana demiş, Ahmet Halit Adana demiş. Evet, Muharrem, Medine Uyma. Evet, Ahmet Kayra Adana. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakıyoruz cevabımız neymiş? Dinin esaslarını dikkate almayanlar cezalandırılmalı, değil mi? İkinci öncülümüzde din insanı dünya hayatından soyutlar, ahirete yönlendirir dediğimiz gibi doğru cevabımız Adana. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bu sözde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, yasasız, serbestsiz kentler bulacaksınız. Fakat mabutsuz ve mabetsiz kent bulamayacaksınız. Bu sözde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Evet, dördüncü soru için arkadaşlar cevaplarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi A'ya bir bakalım. İnsanlar tarihin her döneminde sanata ilgi göstermiştir. Böyle bir şey çıkarabilir miyiz? Çıkartamıyoruz. Din insanın medenileşme sürecine katkı sağlamıştır demiş. Sanatsız yaşamak mümkündür ama dinsiz asla. Siz de zaten Ceyhan demişsiniz arkadaşlar. Evet, sizlerin de dediği gibi cevabımız Ceyhan değil arkadaşlar. Niye dikkatli okumadınız arkadaşlar? Niye böyle düştünüz? Bak, bir tek İslam Doğan Bursa demiş. Bir de bir arkadaşımız daha Bursa demiş. Arkadaşlar,
Niye daha dikkatli okumuyoruz? Nerede sanatsız yaşamak mümkündür ama biz bakın. D'de ne demiş? Dil insanla birlikte tarih var olmuştur değil mi? Yani bence birçoğumuzun yapabileceği bir soruydu. Ama herhalde birazcık dikkatsizlikten diyorum. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen daha dikkatli olalım arkadaşlar. Evet, insan yaşadığı çevreyle uyumlu olmaya çalışan sosyal bir varlıktır. Din, bireyin yanında toplumları da iyiye ve güzele yönlendirmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Evet, Okan ne demişsin? Bir önceki sorudan bahsediyorsun, değil mi? Dur bakayım, soruma şimdi geri dönüyorum. Bak, dünyayı dolaşınız. Hani yani dünyayı dolaşınız derken burada şeyden bahsetmiyor ya. Gezmekten bahsetmiyor. Yani dünya üzerinde diyor. Bakın, duvarsız, edebiyatsız, yasasız, serbestsiz kentler vardır. Ama değil mi? Mabutsuz ve mabetsiz kent yoktur derken yani dini değerler her kültürde, her toplumda mutlaka vardır. Dinsiz bir toplum yoktur demek istiyor canım benim. Anladın mı Hasan? Bu durumda ne oluyor? Din insanla birlikte. Yani insanlık tarihinde din hep var olmuştur arkadaşlar. Belki edebiyat yoktur, belki servet yoktur, belki yasaları yoktur toplumların. Ama din her toplumda nedir? Her kentte, her toplumda varlığını sürdürmüştür arkadaşlar. Evet, şimdi ben geçiyorum sonraki soruma. Evet, okumuştuk bunu. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine bir bakalım. İnsan yaşadığı çevreyle uyumlu olmaya çalışan sosyal bir varlıktır. Din, bireyin yanında toplumları da iyiye ve güzele yönlendirmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Şefkat, sevgi ve merhametin yaygınlaşmasını sağlayarak toplumlarda mutluluğun oluşmasına vesile olur. Din, inanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumu kuşatır. Bu parçada vurgulanan düşünceyi sormuş arkadaşlar. Evet, 5. soruyla ilgili ne demişsiniz? Emine 5 Ceyhan demiş. Başka cevaplarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. Okan Ceyhan demiş. Ayşenur C. Gülsen, Mustafa Can, Hasan. Evet, bakıyoruz. Doğru cevabımız arkadaşlar. Evet. Cevabımız arkadaşlar, sizlerin de dediği gibi Ceyhan, din insanın hayatına dokunarak mutlu olmasını ister, değil mi? Toplumlarda mutluluğun oluşmasına vesile oluyormuş arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir dakika. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz demiş soruda. Bakalım. Din insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eğlenme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçları da vardır. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır. Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Evet, siz ne demişsiniz bakalım. Hasan Bursa demiş. Evet, cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet,
Emine Liya Adana demiş, Okan Bursa demiş, Mustafa Can Bursa demiş, Ayşenur Bursa, Damla Adana, Ali Kaan Bursa, evet Adana Bursa. İkiye bölündünüz. Bakıyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa değil mi? Hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. İnsan Adana diyen arkadaşlarım. İnsanın bedensel ihtiyaçlarının karşılanması daha önceliklidir demiş ya arkadaşlar. Buna ulaşılamaz. Bakın Adana'da ne demiş? Dinin varlığı insanın varlık sahnesine çıkmasıyla başlamıştır. Evet, din ilk insandan bu yana tarih boyunca vardır arkadaşlar değil mi? Yani tarihin her döneminde din vardır. Hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar burada. Bu durumda insanın bedensel ihtiyaçlarının karşılanması daha önceliklidir. Bu ne oluyor? Bak ne demiş? Bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçlar da vardır değil mi? O yüzden cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz. Hadi bakalım. Bu parçada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. İslam inancının temeli. Ne demişsiniz hocam? Ama din her zaman varmış. Din her zaman var. Evet. Arkadaşlar, din demek sadece İslam değil. Yani birçok din, hani İslam dini de tamam da biz şu an bunu görüyoruz ama din dediğiniz zaman din kavramı geniş bir kavramdır. Yani içerisine birçok din girer, bütün dinler girer yani. Hani sadece İslam üzerinden bu şekilde düşünmeyin lütfen. Biraz geniş çaplı mı düşünüyorsunuz artık? Sanırım o yüzden. Aslında sadece şu parçaya göre hareket etseniz, yani kendi düşüncelerinizi katmadan zaten direkt size parçada olana ya da parçadan hangisi çıkarılamaz şeklinde sorular geliyor. O yüzden yani çok daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Evet, 7. soruyla ilgili ne demişsiniz? Vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine Hasan Bey demiş, Ahmet Bursa demiş, Gülsem Adana, Sena Adana. Evet arkadaşlar. Yine ikiye bölündünüz. Adana diyenler ve Bursa. Bursa diyenler. Bakın ne demiş. Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. Allah'ın birliği, her şeyi bilen, gören, duyan ve her şeye gücü yeten Allah'a inanmaktır. Değil mi arkadaşlar? Allah'tan, Allah'ın birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını vurgulamaktır. Nedir bu arkadaşlar? Nedir bu arkadaşlar? Tevhiddir değil mi canım? Tevhid neydi? Allah'ın tek olduğuna inanmaktı. Tevhid inancı. Burada da zaten nedir? Allah'ın birliğini yani tek bir olduğuna inanmak. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Bu durumda inanç diyen arkadaşlarım lütfen bunu biliyorsunuz. Birazcık daha dikkatli okuyalım soruları lütfen. Hadi geçiyorum bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Bunu görebiliyor musunuz ekranda? Bir sonraki sorum. Geldi mi bir sonraki sorum? Gelmedi mi? Niye böyle oldu? Dondu mu? Evet. Soruyu göremiyorsanız bir sonraki soruya geçeceğim arkadaşlar. Soruyu göremiyorsanız bir sonraki soruya geçeceğim. Neyse hadi bakalım. Sanırım sıkıntı yok. Soruyla ilgili bir sıkıntınız yok değil mi arkadaşlar? Tamam süpersin. Evet gelmiş. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Hazreti Muhammed bir keresinde müflis yani iflas etmiş kimdir? Bilir miyiz? Sahabe müflis parası ve eşyası olmayan kimsedir diye karşılık verince Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerin sevabıyla gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri, kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir.
Sonra da günahkar bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir demiş. Bu hadiste hangisi vurgulanmaktadır demiş. Siz ne demişsiniz? Bu kadar. Bir dakika. Arkadaşlar, soru bu kadar büyüyor. Birçoğunuz görmüşsünüz herhalde. Zaten cevaplar da geliyor denildi diye. Evet, bakıyoruz. Din insanı kulaklı konusunda duyarlı olmaya yönlendirir, değil mi? Bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız neymiş? Sizlerin de dediği gibi denizli, değil mi? Yani birbirimiz üzerinde hakkımız olduğundan bahsediyoruz, değil mi burada? Bu durumda din insanı kulaklı konusunda duyarlı olmaya yönlendirir demiş. Evet. Bir sonraki sorum. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar, bakıyorum şimdi. Bu parçadan hareketle yargılarından hangilerine ulaşılamaz demiş arkadaşlar soruda. Evrende kendine yer arayan birey sürekli bir anlam arayışı içindedir. Direkt ve dolaylı bir şekilde kendine ben kimim, niçin yaratıldım, nereye gideceğim, hayatın sonu ne olacak gibi sorular sorar ve cevap bulmaya çalışır. Din, bireyin yaşamına anlam katar. İnancı sayesinde insan neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilir. Bu bilgi yaşamını kolaylaştırır. Din, ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında hayatın devam edeceğini haber verir. Bu parçadan hareketle burada arkadaşlar din ve birey ilişkisini ele almış soruda. Evet, şimdi şıkları bana bakalım. Öncüllerde ne demiş? Din insanın duygu ve düşüncelerine yön verir. Doğru mudur? İkinci öncülüm, dini duygu insanın ölüm korkusunu yenmesine katkı sağlar demiş. Üçüncü öncülü, toplu yaşama bilinci insanın mutluluğun önünde bir engeldir. Hangilerine ulaşılamaz demiş. Siz ne demişsiniz arkadaşlar? Evet, cevabımız Hasan Bursa, Yaren Bursa, Emine Bursa, Muharrem Bursa. Evet, aynen. Soruya arkadaşlar Bursa demişsiniz. Ahmet Halit Denizli demiş. Hangisine ulaşılamaz diyor Ahmet Halit? Evet, bakalım şimdi. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Toplu yaşama bilinci insanın mutluluğunun önünde bir engeldir, değil mi? Bu parçadan hareketle arkadaşlar böyle bir şeye ulaşılamıyor. Parçada verilmek istenen düşünce din ve birey ilişkisi üzerinde duruyor arkadaşlar. Geçen hafta da bahsetmiştik. Bireyin hayatını anlamlandırmasından bahsediyor. Birey ben kimim, beni kim yarattı, ben niçin yaratıldım, işte öldükten sonra nereye gideceğim vesaire gibi sorularda ne yapıyor? Aslında hayatını arkadaşlar bir anlamlandırıyor, değil mi? Hayatının bir amacını belirliyor arkadaşlar kişi. Sorumuz onunla ilgiliydi. Şimdi geçiyorum bir sonraki soru. Tamam, evet, bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne demiş? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş arkadaşlar. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları bulunmaktadır. Bu esasların bütün olarak dikkate alınmasıyla insan huzur duyar. İbadet ve inanç insanın daha çok iç dünyasını aydınlatırken ahlak ise toplum hayatının düzene girmesini sağlar. Ahlaki değerlerin güçlü ve yaygın olduğu toplumlarda yaşayan insanların mutluluk oranları ahlaki esasların dikkate alınmadığı toplumlara göre çok daha fazladır. Onun içindir ki toplumsal kalkınmayı maddi konulardan önce ahlaki alanda gerçekleştirmek gerekir. Evet arkadaşlar, cevaplarınızı bekliyorum. Bu kadar büyüyor arkadaşlar. Ben daha fazla buradan büyütemiyorum yani. Şu an olmuyor. Aynen, olmuyor arkadaşlar.
Gülfem Ceyhan demiş, Ayşe Nur C demiş, Emine C demiş, başka başka cevaplarınızı bekliyorum. Ayça, Mustafa Can, Ceyhan. Evet. Neymiş? Toplumların mutluluğu ahlaki değerlere uymakla mümkündür demişsiniz arkadaşlar. Bakıyoruz doğru cevabımız neymiş? Evet, sizlerin de dediği gibi cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Toplumların mutluluğu ahlaki değerlere uymakla mümkündür demişiz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bunu göremeyebilirsiniz. Geçiyorum. Şöyle dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Çünkü üçüncü soruyu göremeyebilirsiniz. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi din ve birey ilişkisini açıklayan bir örnektir demiş arkadaşlar. Din, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en doğru, en güzele yönlendiren ilahi kurallar bütünüdür. Dinin dört temel boyutu vardır. Bunlardan bir tanesi ibadettir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi din ve birey ilişkisini açıklayan bir örnektir demiş arkadaşlar. Evet, ne demişsiniz? Siz arkadaşlar, Emine, ne demişsiniz? Belirtin arkadaşlar, 4 Bursa, 5 Ceyhan vesaire neyse ona göre. Denizli demiş Emine. Evet, Okan Denizli demiş. Din ve birey ilişkisini arkadaşlar, evet sizlerin de dediği gibi en iyi Denizli açıklıyor değil mi? Bakın. A'ya bir bakalım. Hacca giden hayrinin farklı ülke Müslümanlarıyla kardeş olması değil mi? Din ve toplum ilişkisi. Zekatını veren Selim'in yoksulların derdine çare olması. Bu da neyi anlatıyor? İslam'ın arkadaşlar yardımlaşmaya vermiş olduğu önem. Yani toplumsal bir yönü. Din ve toplum diyoruz. İftarını komşularıyla açmayı alışkanlık haline getiren vefanın dostluk bağlarını güçlendirmesi. Yine arkadaşlar din ve toplum ilişkisi. Bu durumda ne oluyor cevabımız? Denizli din ve birey ilişkisi oluyor. Kişinin namaz kılmasının sadece kendine bir faydası var değil mi arkadaşlar? Yani Allah'la olan bağını arttırıyor. Kendi işte inanma, güvenme ihtiyaçlarını o şekilde gidermiş oluyor kişi. Evet, beşinci sorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş arkadaşlar. Dini emirler, tavsiyeler ve öğütler insanın aklına hitap eder, kalbine dokunur ve ruhunu aydınlatır. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatını kendi yararına olacak şekilde düzenler. Dua, namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle yaşadığı dini tecrübeler insandaki güvenme duygusunu pekiştirir. Bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını giderir. Zekat, sadaka gibi sosyal ve iktisadi yönü öne çıkan ibadetler ise insanlara birbirlerine karşı hak ve görevlerini hatırlatarak daha mutlu bir sosyal çevrenin oluşmasını sağlar demiş. Toplumun birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlar. Bu parçada demiş arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır demiş. Evet, ne demişsiniz? Yaren, Adana, Medine, Adana demiş. Muharrem, Emine, Mustafa Can, İslam ne demiş? Adana demiş. Adana, Fatma Nur, Adana demişsiniz. Bakıyoruz. İbadetler bireyin ve toplumların huzurunun teminatıdır demişsiniz. Doğru cevabımız neymiş? Sizlerin de dediği gibi arkadaşlar doğru cevabımız Adana. Teşekkür ediyorum. Anlamadığınız yer olursa hocam anlamadım diye lütfen belirtin. Anlamadan geçmeyelim arkadaşlar. Bunu göremeyebilirsiniz. Bu soruları geçiyorum. Şöyle bakıyoruz. Evet. İlk sen demişsin. Evet canım benim. Taktiksel kardeş. Ya o adım ne öyle? O adını bir değiştir. Lütfen. Evet ilk sen demişsin. Sana da aynen teşekkür ediyorum. Şimdi şu soruyu görüyorsunuz değil mi?
Bakıyoruz sorumuza. Numaralandırılmış ayetlerden hangilerinde canın korunması vurgulanmıştır demiş. Bakıyoruz. Birinci öncülümüz, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur demiş arkadaşlar. Evet. İki, kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Üç, ey iman edenler, mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin. Ne demişsiniz siz doğru cevaba? Adana demişsiniz değil mi arkadaşlar? Aynen. Şimdi tek tek isim isim, Gülfem, Hasan, Yaren, evet hep Adana demişsiniz. Süpersiniz arkadaşlar. Doğru cevabımız sizlerin de dediği gibi Adana. Üçüncü öncülüm malın korunmasıyla ilgili değil mi arkadaşlar? Canın korunmasıyla ilgili neydi? Kişi bir hatırlayalım. Kişinin intihar etmesi değil mi? Yasaklanmıştı bu hususta. Kan davaları yasaklanmıştı bu hususta arkadaşlar. Onun dışında kişinin kasten birisini öldürmesi yasaklanmıştı arkadaşlar. Aynı zamanda canın korunmasında kişinin yanında çalıştırdığı işçisinin de can güvenliğini sağlaması gerekiyordu arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, böyle kısada bir tekrar yapmış olduk. Sorular üzerinden aynı zamanda tekrar yapacağım arkadaşlar. Böyle ufak ufak hatırlatmalar yapacağım. İnşallah faydalı olur. Evet, bakıyorum soruyu görebiliyor musunuz? Önce onu bir söyleyin. Soruyu görebiliyor musunuz? Sanırım bunu görüyor musunuz arkadaşlar? Daha fazla ben buradan büyütemiyorum. Buradan daha fazla büyümüyor. Görüyor musunuz? Sıkıntı varsa belirtin. Evet, sanırım görüyorsunuz. Evet demişsiniz. O zaman sorumuza bakıyorum. Hazreti Muhammed Veda Hutbesi'nin bu bölümünde bir yaşama hakkı, ikinci öncülüm mülkiyet hakkı, üçüncü öncülüm din ve inanç özgürlüğü temel haklarından hangilerinin ihlal edilmesi gerektiğini, edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Şimdi bakıyoruz ne demiş Peygamber Efendimiz. Veda hutbesinde Müslümanlara hitaben şöyle buyurmuştur. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi kavrayın. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin canı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Buradan arkadaşlar hangisinin ihlal edilmemesi gerektiğini belirtmiş. Siz ne demişsiniz? Bursa demişsiniz. Evet, birçoğunuz Bursa demişsiniz. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, yaşama hakkı, can ve burada ne demiş arkadaşlar? Mal dediği için o da mülkiyet hakkı oluyor. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet, bunu görebilirsiniz herhalde diye düşünüyorum yine. Bakıyorum. Yapılan bu uygulama arkadaşlar, yapılan bu uygulama aşağıdaki ayetlerden hangisiyle desteklenmektedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca her gün çöpe giden tonlarca yemek artığının barınak hayvanlarına ulaştırılması amacıyla proje geliştirilmiş. Bu uygulama diyor aşağıdaki ayetlerden hangisiyle desteklenmektedir demiş arkadaşlar. Evet, sizden cevaplarınızı bekliyorum. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şıklara da bir bakalım. Adana, yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bursa, ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında birbirinizin malını haksızlıkla yemeyiniz. Ceyhan, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin demiş. Denizli, şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de demiş Kısar. Siz ne demişsiniz arkadaşlar? Yine Okan, Muharrem, Gülfem, Medine, evet Osman, Raşit, süpersiniz, harikasınız arkadaşlar. Evet, yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz değil mi arkadaşlar? Aynen. Bu da yine malın korunmasıyla alakalı arkadaşlar. Burada da ne gibi hususlar vardı? Malın korunmasında da faiz, rüşvet değil mi arkadaşlar? Hırsızlık. Bunlar kesinlikle aynı zamanda israf arkadaşlar. Geçen hafta zaten dersime katılan arkadaşlar bile bunlar üzerinde
durmuştuk. Yine kısaca bir hatırlayalım dedim. Evet, geçiyorum bir sonraki soruma. Bu ifadeler koruma altına alınan temel haklarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Nikahsız birliktelikleri evlilik yoluyla engellemiştir. Haksız yere bir insanın öldürülmesini, bütün insanların öldürülmesine denk görmüştür. Haksız kazancı yol açtığı için faizi haram kılmıştır. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar, hangi diyor kavram dışarıda kalır diyor. Ne demişsiniz? Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, Bursa demişsiniz arkadaşlar. Aynen, yine birçoğunuz Bursa demişsiniz. Şimdi bakıyorum. Nikahsız birliktelikleri evlilik yoluyla engellemiştir. Nedir bu arkadaşlar? Neslin korunması. Değil mi? Haksız yere bir insanın öldürülmesi nedir? Canın korunması. Haksız kazanca yol açtığı için faizin haram kılınması nedir? Malın korunması. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Doğru cevabımız Bursa. Teşekkür ediyorum. Geçiyorum arkadaşlar bir sonraki soruma. Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi malın korunmasıyla demiş ilişkilendirilemez demiş arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz, malın korunmasıyla demiş ilişkilendirilemez. A. Kim Allah için elindekinden verir ve sakınıp onu tasdik ederse biz onun işlerini kolaylaştırır, onu başarılı kılarız. B. İnsanların mal yere yemeleri sebebiyle önceden şeyler kılınmış, temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. C. Ey iman edenler, birbirlerinizin mallarını batıl yollarla yemeyin. Denizde de hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Evet arkadaşlar, ne demişsiniz? Adana. Evet, bakıyoruz. Cevabımız Adana, Bursa, Ceyhan ve Denizli arkadaşlar malın korunmasıyla ilgili değil mi? Aynen. Ama arkadaşlar ne demiş? Biz onun işlerini kolaylaştırır, onu başarılı kılarız demiş. Diğerlerinden farklı. Evet, hadi bakalım. Bu görsel İslam dininin korunmasına önem verdiği temel haklardan öncelikle hangisiyle doğrudan ilgilidir? Cevaplarınızı bekliyorum. Demişsiniz, Adana demişsiniz, Ahmet Halit Denizli demiş. Burada da yine arkadaşlar Adana ve Denizli olarak ikiye bölünmüş bölünmüşsünüz. Adana diyenler ve Denizli diyenler. Şimdi bakıyoruz, doğru cevabımız arkadaşlar Denizli. Değil mi? Burada arkadaşlar alkolden bahsetmiş. Yani bu da neye giriyor? Aklın korunmasına giriyor değil mi? Biz aklın korunmasıyla ilgili geçen hafta ne demiştik? Düşünce yeteneğini olumsuz etkileyen her türlü maddeden kişinin uzak durması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Aklın korunmasında. Burada da bu fotoğrafta da bu insan ne olmuş? Bunun artık esiri olmuş değil mi? Bir yerde. Ondan bahsediyor. O yüzden önceliğimiz burada nedir? Aklın korunmasıdır. Evet, geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz. Numaralandırılmış ayetlerden hangisi temel hakların korunmasıyla ilgilidir demiş. Fiziksel olarak da zarar veriyor yaren. Nasıl fiziksel olarak? Bak ama öncelikle demiş. Öncelikle, şimdi biz geri dönüyorum. Bak demiş ki, önem verdiği temel haklardan öncelikle. Şimdi içki içtiğin zaman ne oluyor? Öncelikle
akıl değil mi arkadaşlar? Düşünme yeteneğini kaybediyorsun. Sağlıklı düşünemediğin için arkadaşlar belki canına mal olacak fiziksel şeyler yapıyorsun. Mesela trafik kazası değil mi? Alkollüyken trafik kazası. Önce düşünme yeteneğini, görme yeteneğini vesaire kaybediyorsun. Ardından fiziksel bir kaza gerçekleşiyor bak. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Dersimizde sorular bitti mi? Dersi de bitireceğim arkadaşlar. Numaralandırılmış ayetlerden hangisi temel hakların korunmasıyla ilgilidir demiş. Şimdi bakıyorum. Birinci öncülük. Allah katında bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver demiş. İkinci öncülük. Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Üçüncü öncülük. İyi iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Dördüncü öncülük. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizan yani dengeyi o koydu demiş. Hangisi temel hakların korunmasıyla ilgilidir demiş. Ama anladın değil mi yarın? Tamam, sıkıntı yok canım benim. Evet, cevaplarımız Ceyhan olarak geliyor arkadaşlar. Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Değil mi? Bakıyoruz. Evet, malın korunmasından bahsediyor çünkü burada. Teşekkür ediyorum doğru cevabınız için arkadaşlar. Muhtemelen bu sorum son sorum olacak. Bu testi bitirip burada aynı dersimizi de bitireceğiz arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinin korunması için konulan hükümlerden değildir demiş. Dinin korunması Allah'ın haklarının ve sınırlarının muhafazasıyla mümkündür. Helaller ve haramlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlar insanların kötü şeylerden uzaklaşması ve iyi olana yönelmesi için ortaya konulan hükümlerden oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dinin korunması için konulan hükümlerden değildir? Evet arkadaşlar, cevaplarınızı bekliyorum. Dinin korunması için konulan hükümlerden değildir. Evet, ne demişsiniz? Cevaplarınız zaten Ceyhan olarak gelmiş arkadaşlar. Şimdi geçen hafta dinin korunmasında bakın bunlara değindim hepsini tek tek arkadaşlar. Batıl inançlardan uzak duruyorduk değil mi arkadaşlar? İşte sihirdir, büyüdür vesaire, işte ağaca ne bileyim mendil bağladım falan filan. Bu gibi batıl inançlardan uzak durmamız gerekiyor. Dini tahriflerden uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Tahrif dediğim şey neydi? Bir şeyin aslını bozmaktı değil mi arkadaşlar? Bundan uzak durmamız gerekiyor. Kur'an ve sünnete de bağlı kalmamız gerekiyor. Yine ne diyor Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde? Ey müminler diyor, size iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkı sıkıya sarılırsanız kesinlikle diyor doğru yoldan sapmazsınız diyor. Bu da benim sünnetim ve Kur'an-ı Kerim'dir buyuruyor değil mi arkadaşlar? Bu durumda ne oluyor? Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya da yine bir bu şekilde soruyoruz. Bence güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ederiz. Bir sonraki haftada inşallah yeni ünitemize geçeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar. Çocuklarımızın yarınını her şeyden çok önemsiyoruz. Bu ülkeye vizyonu geniş, eğitim düzeyi yüksek bireyler kazandırmak için eğitimde fırsat eşitliği ilkemizle çocuklarımızı ücretsiz olarak üniversitelere ve liselere hazırlıyoruz. Erdemli'nin geleceği olan çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak için uzman eğitimci kadromuzla gelecek neslin de hizmetindeyiz.